Herkese merhaba. Akademi Kürsüsü programına hoş geldiniz. Bu programda YTV Tez Araştırmaları Burs Programı kapsamında desteklediğimiz ve tezlerini başarıyla tamamlamış vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Tezlerini dinleyip onlara tez konuları hakkında merak ettiklerimizi soruyoruz. Kürsüde bugün Beyhan Ertanır var. Hoş geldiniz Beyhan Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz Beyhan Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Beyhan Ertanır. Almanya doğumluyum. 2011 yılında Göttingen Üniversitesi'nde psikoloji biriminden mezun oldum. Ardından Yeni Üniversitesi'nde Almanya'da yine yüksek lisans çalışmalarımı tamamladım. 2014 yılında da Heidelberg Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi alanında doktoraya başladım. Yaklaşık 6 ay önce de doktora çalışmalarımı sonlandırdım, doktoramı bitirdim. Şu an yaklaşık 8-9 aydır da İsviçre'de Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi'nde, Kuzeybatı İsviçre'de doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyorum ve doktora sonrası çalışmalarıma devam ediyorum. Evet, bu kadar. Teşekkürler. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Şimdi YTB bursu bağlamında sormak istiyorum. Bir öğrenci olarak YTB bursu size ne fayda sağlamıştı? Ne ifade etmişti? Yani öncelikle araştırmalarımızın, işte yurt dışında yapan araştırmalarını sürdüren genç akademisyenler için sanırım ilk kez böyle bir ödül olması bizi çok heyecanlandırmıştı. Ben de o yüzden çok heyecanla başvurmuştum. Tez konumum ve araştırmalarımın Türkiye için ve Türk insanları için de önem arz ettiğini gördüğüm için çok mutlu olmuştum. Sizin bana verdiğiniz desteklerle ve bursla da bir sürü uluslararası platformlarda da sonuçlarımın akademik insanlara daha kolay ulaşmasını sağladınız. O yüzden teşekkür ediyorum. Benim için herhalde önemli bir şeydi aslında, sinyalde Türkiye tarafından da ilgi görmek benim hoşuma gitmişti zamanında. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Sizin gibi başarılı akademisyenler görmek yurt dışındaki vatandaşlarımız içerisinde sayılarının artmasını diliyoruz biz de. Bunun için bu burslar zaten var. YTB de bunun için var. Beyhan Hanım'ın tezi bizim de bugünkü konumuz aynı zamanda. Yani çok dilli çocukların dil ve sosyo-duygusal gelişimini konuşacağız. Beyhan Hanım'ın tez konusu bu. Yurt dışındaki vatandaşlarımız malumunuz hem Türkçe hem de bulundukları ülkenin diliyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu şekilde çift dilli olarak yaşamanın, büyümenin insan psikolojisinde, dil gelişiminde ne gibi etkileri olduğunu Beyhan Hanım'dan dinleyeceğiz. Beyhan Hanım, söz sizde, buyurun. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle bu sonuçlarımı Türk insanlarına da ulaştırmak için aslında bir vesile olduğunuz için size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında hep akademik ortamlarda işte Almanca ve İngilizce aslında sonuçlarımızı dünyaya sunabiliyoruz. Böylece Türk insanlarına da ulaşması beni mutlu edecek. Doktora çalışmalarımda çok dilli çocukların ne dediğiniz gibi dil ve sosyo-duygusal gelişimine baktım. Yani bu iki gelişim alanının arasındaki etkileşimleri inceledim ve özellikle dil gelişiminde aslında hangi faktörlerin etken rol oynadığını araştırmaya çalıştım. Yani doktora çalışmalarıma başlamadan, yani doktorama direkt ya sonuçlarıma, bulgularıma gelmeden önce aslında araştırmalarımın önemini aslında vurgulayan birkaç istatistikle başlamak istiyorum. Çünkü çok dilli ne kadar yurt dışında yaşayan aileleri yakından ilgilendirdiğini görmenizi sağlayacak bence. Ben Almanya'daki çok büyük çocukları araştırdım. Bununla, ve Almanya'da çok büyük bir gereklilikti. Zira Alman 0-5 yaş arası nüfusunun yaklaşık %38'inin göçmen çocuklar oluşturduğunu biliyoruz. Bunu Alman İstatistik Dairesi'nin sayıları bunu gösteriyor. Ve bu çocuklar genelde, yani büyük bir bölümü bu çocukların %63 ile ila %80'i aslında evlerinde Almanca dışında başka bir dil kullanıyor. Dolayısıyla bu Türk ailelerinde genelde Türkçe oluyor. Yani ailelerin geldiği ülkeler veya ana dilleri oluyor. Dolayısıyla bu çocuklar otomatik olarak çok dilli bir ortamda yetişiyorlar.
Aynı zamanda Almanya'daki en büyük azınlık grubunun Türkler olduğunu da biliyoruz. Yani Almanya'daki çok dilli çocukların büyük bölümünü Türk çocukları oluşturuyor. Bunlardan dolayı da aslında dediğimiz gibi çocuklarımız yani okulda Almanca konuştukları için, evde de genellikle ana dillerini Türkçe'yi konuştukları için bu çocuklar çok dilli bir ortamda yetişiyor. Ve özellikle Türk ailelerinde rastlanan ya da görülen, gözlemlenen şeylerden birisi de okul çağına gelene kadar aslında çocukların kullandıkları ve duydukları dil Türkçe oluyor. Ve bunu aslında net bir şekilde bütün araştırmalar gösteriyor. Bunun tabii bir çok sebepleri var ama bunların arasında en önemli şeyler, faktörler olarak Türklerin çok fazla güçlü kültürel ve sosyal bağlara sahip olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı ya da işte Türk kanallarının işte televizyon aracılığıyla olsun, sosyal medya aracılığıyla olsun hem ailelerin kendi dilleri hem de çocukların dilleri yani Türkçelerinin çok güçlendiği yeni görüyoruz. Yani Türkçe aslında ikinci nesilde olsa, üçüncü nesilde veya dördüncü nesilde olsa varlığını hala sürdürüyor. Almanya'daki çok dillilik araştırmalar özellikle benim başladığım yıllarda çok kısıtlıydı. Ve biz Hollanda'da yapılan araştırmalara bakınca şunu görüyorduk. Yani üçüncü nesle bile baksak çocuklar belli bir seviyede Türkçe yetkinliğine sahiplerdi. Ve genellikle okul öncesi dönemindeki çocuğun Türkçe becerileri ve Hollanda becerilerinden daha iyi olduğunu görüyorduk. Buna rağmen yani okul çağına gelen araştırmalara baktığımızda, büyük çaplı eğitim araştırmalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Yani çocuklar hem ikinci dillerinde tek dilli büyüyen hem de yani hem ikinci dillerinde hem de ana dillerinde geride kaldığımız. Ve hem ana dillerinde hem de ikinci dillerinde tek dil yarışlarının gerisinde kalıyor yazmışsınız. Anladım. Bu PISA sonucu. Evet, bu PISA sonucu. Yani aslında çocuklar evde çok fazla Türkçe ile temas halinde olmalarına rağmen PISA sonuçları ana dillerinde de geride kaldıklarını görüyoruz. Ve dil yetkinliği eğitim kariyeri, eğitim hayatı için çok büyük önem arz ediyor. Yani eğer yani bu sadece işte Almanca veya Türkçe'yi atıyorum hayat bilgisi dersi için, fen dersleri için okudukları soruları anlayabilmeleri, cevaplandırabilmeleri, okudukları metinleri anlamaları için aslında dil yetkinliği çok büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla çocukların hem ana dillerinin hem de ikinci dillerinin desteklenmesi, bu konuda araştırmaların yapılması çok önemli gözüküyor. Almanya'da yapılan araştırmaların çoğu özellikle çocukların ikinci dillerini desteklemeye ve onları araştırmaya yönelik araştırmalardı. Ana dillerini, çocukların ana dillerini kapsayan araştırmalar sınırlıydı ve hala da sınırlı sayılabilir. O yüzden ben çocukların sadece ikinci dil yetkinliğinde değil, aynı zamanda da Türkçe ve ana dil yetkinliklerini de araştırdım. Birazdan sunacağım verilerin hangi çocuklara dayandığını aslında biraz da sizlere göstermek istiyorum. Katılımcılarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu sonuçlar, ya işte bulgular yaklaşık yani proje kapsamında Baviera ve Baden-Württemberg eyaletinden yaklaşık 19 anaokulunu, kreş markını kullanarak birlikte çalıştık ve bu 19 anaokulundan yaklaşık 216 tane çok dilli çocuğa ulaşabildik. Bunlar 3 ile 6 yaş arasındaydı. Çocukların, bunlar sadece Türk çocukları değil bu arada. Bir sürü yani Amerikan da olabilir, Arap da olabilir, Rus da olabilir. Bunların hepsinin Almancası öncelikle test edildi. Almanca dil yetkinliklerini ölçmek için. Bunların yaklaşık yarısı kız çocuğuydu, yarısı erkek çocuğuydu. Fakat bu 216 çocuğun yaklaşık 70 tanesi, 70 şimdi de Türk çocukları oluşturuyordu. Bu çocuklarla daha detaylı analizler yaptık. Ayrıca işte Türkçe yetkinliğini de ölçtük. Onlardan bugün biraz bahsedeceğim. Almanya'daki ya da işte psikolojide özellikle çok fazla, daha fazla böyle doktora çalışmaları artık tek tez halinde değil de birkaç makaleyi toplayıp aslında bir tez oluşturuyorsunuz. Birkaç araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bugün birinci bölümde birinci makalemin sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Daha yani
hepsini sunma, sonuçta dediğim gibi hepsini sunma mümkün olmayacağı için sadece birkaç böyle kesit sunacağım. Daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linkten de makaleme ulaşabilirsiniz. Literatüre baktığımızda birinci ve ikinci dil edinimini aslında etkileyen bir takım faktörleri, bir takım faktörler görüyoruz. Bunların en başında aslında genetik faktörler konuşuluyor. Yani bunların yani çocuğun içindeki, yani çocuğun kendinin aslında özellikleri çok etkili olduğu söyleniyor. Özellikle de bunlardan en önde gelen yerinde fonolojik bellek olduğunu biliyoruz. Fonolojik bellekten kastımız bütün işitsel, bütün sözel materyalleri aslında, atıyorum çocuklar bir şey duyduğunda veya insanlar bir şeyleri duyduğunda ya da okuduğunda bu materyali beynimizde alan, işleyen ve aslında kullanıma sunan beynimizin bölümünün fonolojik bellek olduğunu söyleniyor ve bunun çok önemli bir şey oldu. Yani birinci dil ve ikinci dil edinimi için çok bunun çalışma becerilerini, yani fonolojik bellek becerilerini aslında birinci ve ikinci dil için çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bunun dışında aile içi faktörler de çok önemli. Yani örneğin ailenin sosyoekonomik düzeyi, yani hangi eğitim seviyesi, yani ailenin eğitim seviyesi, ailenin gelir durumu çocuğun birinci dil ve ikinci dil edinimini önemli ölçüde etkiliyor. Onun dışında ailede kullanılan dil ve ailenin kullandığı dilin zenginliği de direkt bir şekilde çocuğun dil becerileriyle aslında ilişkili olarak görülüyor. İkinci dil için özellikle de bazı aile dışı faktörler de önem arz ediyor. Örneğin erken yaşta kreşe başlamanın ikinci dil edinimi için olumlu bir şey olduğunu biliyoruz. Yani ikinci dillerini desteklediklerini biliyoruz. Fakat bu toplamda işte literatürde okuduğumuz faktörler aslında birinci dil ve ikinci dil için aynı oranda hiçbir zaman şimdiye kadar aslında bakılmamıştı. Yani etkisi ölçülmemişti. Ben de yani birinci makalemde bu konulara değindim. Dil yetkinliğini ölçmek için çocuğun bir sürü dil gelişim alanlarına baktık. Mesela çocukların ifade edici dil bilgisini ve alıcı dil bilgisini ölçtük. İfade edici dilden kastımız çocuk mesela bazı kelimeleri biliyor ama ifade edemiyor, telaffuz edemiyor. Yani mesela alıcı dilin, bu da daha çok böyle anlamasını aslında kastediyor. Yani çocuk birçok kelime, Türkçe kelime veya Almanca'yı anlıyor olabilir ama kullanmaz mesela. Yani o yüzden alıcı dil ve ifade edici dil arasında da bir ayrım yapılır. Gramer becerilerine baktık ve yine az önce bahsettiğim fonolojik bellek becerilerine baktık. Bunları işte hem Almanca'da hem Türkçe'de öğretiyorum. Bu grafikte de ilk bulgularımı aslında sunmak istiyorum. Çocukların dediğim gibi hem Türkçesine hem Almancasına baktık ve bu grafikte aşağıda yeşil çizgiye baktığımızda çocuğun Almanca yetkinliğini görüyoruz. Bu arada spesifik olarak bir çocuktan bahsetmiyoruz. Bu ortalama çocukların T-score'ları dediğimiz böyle yaşına uyarlanan sonuçları, puanları veya değerleri diyebiliriz. İfade edici ve alıcı dil gramer becerilerine baktığımızda, bu değerde 40 ile 60 arasında olduğunda aslında normal bir gelişimden söz edebiliyoruz. Almanca'da gördüğümüz üzere 40'ın bir hayli altında kalıyor. Dolayısıyla Almanca yetkinliğine baktığımızda, yani tek dilde büyüyen Alman çocuklarla kıyasladığımızda Türk çocukları aslında gayet yani aslında şaşırtıcı değil bu. Altında kaldığını görüyoruz. Çünkü bu çocuklar genelde anaokuluna ve kreşe yeni başlayan çocuklar oluyor. Ve Türk çocuklarında da bildiğimiz üzere aslında ilk yıllarda sadece Türkçe konuşulduğu için Almanca'da yani çok iyi bir grafik çizmemeleri aslında çok şaşırtıcı değil. Fonolojik bellek becerilerine baktığımızda ama bu değerin 40'ın üstüne çıktığını görüyoruz. Yani aslında genel anlamda çocuklara baktığımızda çocukların bir konuşma problemi veya bir bozukluğu yok. Genel anlamda beyinleriyle alakalı bir problemleri yok aslında. Bilgisayar becerileriyle bir problemleri yok. Biraz daha şaşırtıcı olan bilgiler aslında çocukların Türkçe yetkinlikleriydi. Burada sadece alıcı dili ve ifade edici dili aslında gösterebiliyorum. Çünkü öbür kullandığımız testlerin T-score'ları yoktu. O yüzden böyle gösterilmiyor ama önemli olan aslında bu kelime bilgisidir.
Çocuklar yani biz burada şunu anlayabiliyoruz herhalde. Fonolojik bellek dediğiniz genetik faktörde aslında bir sıkıntı yok. Onun dışında aile dışı faktörde de pek bir sıkıntı olmuyor. Hani okulda aynı eğitimi alıyorlar herhalde. Herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmuyor. Ama ifade edicilik bağlamında zaten ana dilde ifadede de bir düşüş görülüyor grafikte. Almanca'da da bir düşüş görülüyor. Düşüş olarak bunu tanımlamamız gerekiyor. Aslında ifade edici dil, yani buradaki grafiğin göstermeye çalıştığı ifade edici dil de alıcı dilden daha düşük oldukları. Yani orada o kadar iyi performans sergileyemiyorlar. Fakat bu değer 40 ile 60 arasında olduğu için aslında genel anlamda bir problem yok. Yani Almanya'da büyüyen ve anaokuluna yeni başlamış çocuklarda şunu görüyoruz. Türkiye'deki doğup büyüyen tek dilli çocuklarla aslında kıyaslanabilir Türkçe yetkinliklerine sahip. Bunlar burada gözükmüyor ama yani başka yaptığımız analizlerde görüyoruz. Elbette anaokuluna devam ettiklerinde Türkçe'de bir gerileme, Almanca'da tabii ki bir artış söz konusu. Fakat bu grafikte bunu göremiyoruz. Sadece buradaki önemli olan Türk çocukların aslında hani genelde öyle deniyor. Çok dili çocuklar hem Almanca'da hem Türkçe'de kötüler diyorlar. Ama aslında anaokuluna başladıklarında çocukların ilk kez bu kadar yani Türkçe etkinliklerinin yaşıtlarından düşük olmadığını gösterdik. Yani aslında onlar kıyaslanabilir durumda ve problemli bir Türkçe dil yetkinliği yok. Aslında söz konusu. Sizin tabii 3-6 yaş arasını çalıştığınızı da dikkate alırsak son jenerasyondan bahsediyorsunuz, son kuşaktan bahsediyorsunuz aslında. Yani son kuşağın dil becerilerinin o bahsettiğiniz iyi sayılabilecek aralıkta olması aslında hala Türk diasporasının kendi dilini muhafaza ettiğini gösteren bir şey. Evet, evet çok ilginç ve bu aslında bütün çok dillik araştırmalarına baktığımızda Türklere has bir durum gibi gözüküyor. Yani Amerika'da yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani ikinci jenerasyondan sonra mesela bu Güney Amerika'dan gelen işte Hispanics'ler dediğimiz İspanyolca konuşan çocuklar ikinci jenerasyondan sonra kesinlikle yani tamamen neredeyse İspanyolcayı kaybederken biz üçüncü, dördüncü jenerasyona gelmemize rağmen hala önemli ölçüde Türkçe aktifliğini koruyor aslında ailelerde. Evet. Evet. Şimdi öbür slide'ıma geleyim. Yani aynı aynı makalede de şuna dikkat ettik. Yani şunu araştırmaya çalıştık. Yani bu dil yetkinliğini acaba hangi faktörler belirliyor? Az önce bahsetmiştim size literatürde bulduğumuz ötken faktörlerden. Aynı Türkçe için yani bu kırmızı sütunlar Türkçe yetkinliğine etkili olan kısımlar yani faktörler olarak tanımlanabilir. Şimdi gördüm. Çocuğun yaşı büyüdükçe Türkçe yetkinlikleri artıyor. Yani ne kadar büyükse o kadar iyi bir Türkçe yetkinliğine sahip. Bu da çok şaşırtıcı bir şey değil. Fonolojik belleğe ne kadar iyi çalışıyorsa çocuğun Türkçe ve Almanca becerileri de o kadar yüksek oluyor. Bunları destekleyebildik. Onun dışında Türkçe'yi etkileyen başka faktörler bulamadık. Sadece Almanca'yı destekleyen ayrıca şunları üç başka faktör daha tespit edebiliriz. Örneğin evde eğer iki dil yani hem Almanca hem Türkçe aktif bir şekilde kullanılıyorsa bunun çocuğun Türkçesine negatif bir etkisi olmuyordu ama bunun yanı sıra Almancasına pozitif bir etkisi oluyordu. Yani aslında bu sonuçlardan şu çıkabilir. Evde bakın sadece Almanca kullanımından bahsetmiyorum. İki dili de aile eğer aktif bir şekilde kullanıyor ise, yani dengeli bir şekilde kullanıyorsa, bunun Türkçe'ye zararı olmuyor ama Almancasını destekliyor. Ve Almancasının desteklenmesi gerektiği konusunda herhalde hemfikiriz hepimiz. Çünkü eğer Almanya'da ya da işte ikinci dilde eğitim hayatlarını sürdürecekse bu çocuklar Almanca yetkinlikleri çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla da buradan ailelere eğer iyi Almanca becerilere sahipseniz, Almancayı iyi konuşabiliyorsanız anne baba olarak Almancayı da hayatınıza daha fazla entegre edebilirsiniz diye tavsiyede bulunalım. Onun dışında şeye gördük. Yani evdeki bulunan kitap sayısı çocuğun aslında Almanca yetkinliğini de belirlediğini gördük. Şimdi bu aslında eğer kitapları bir dekorasyondan itibaren ibaret görmüyor isek aslında şu anlama geliyor evdeki kitap sayısı. Evde ne kadar çok kitap okunuyor ise
Anne baba ne kadar kitap okuyorsa çocuğun da dil becerileri o kadar iyi oluyor. Burada işte bu alma, aslında bunda Türkçe'de de şey bekleyebilirdik. Yani bir, aslında bir etki bekliyorduk. Ama muhtemelen bu bizim yaptığımız popülasyonda şu anlama geliyor. Yani evdeki olan kitapların muhtemelen çoğu Almanca ve bu aileler aslında daha çok Almanca okuyor ve bunu da direkt olarak çocuğun Almancasına etki ettiğini görüyoruz. Ayrıca şunu da gösterebildik. Eğer çocuk 30 aile daha öncesinde kreşe başladı ise Almancası geç başlayan çocuklara nazaran önemli ölçüde daha iyi oldu. Yani bundan da şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer evde atıyorum anne baba ikisi de sonradan Almanya'ya geldiyse ve çok kaliteli bir Almanca sunamıyorsa çocuklarına, çocuklarınızı erken yaşta kreşe veya okul öncesi kurumlarına yollamanız bir çözüm olabilir. Çocuğunuzun Almancasını böylece destekleyebilirsiniz diye bir sonuç da buradan çıkabilir. Evet, bu birinci bölümdü. Yani dil yetkinliğine dil yetkinliğini konuşmak istediğimizde bu sonuçlar önemli buldum. O yüzden bunları paylaşmak istedim. Şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci ve üçüncü makalemde çocukların, işte bu çok bilindiği, yani çocukların sosyoduygusal gelişimine ve bunun dil yetkinliğiyle olan etkileşimini inceledim. Yani işte belki şey de düşünebilir, yani dil gelişimi başka bir şey, sosyal gelişim başka bir şey diye düşünmek mümkün. Fakat dil gelişiminin aslında başka gelişim alanlarıyla da bağlantısı olduğunu biliyoruz. Özellikle bu konuşma bozuklukları olan çocuklara baktığımızda gelişmemiş dil yetkinliğinin sosyal becerileri negatif etkilediğini biliyoruz. Gelişmemiş sosyal beceriler de aynı anda dil gelişimini negatif bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Yani örnek vereyim, konuşamayan çocuklarda, eminim siz de güncel hayatta tanık olmuşsunuzdur. Konuşamayan çocuklar daha hırsçıl, daha çok davranış problemleri sergileyen, daha çok kavgacı çocuklar olabiliyor. Bunlar da çünkü kendilerini daha kolay ifade edemediklerinden aslında meydana geliyor. Aynı zamanda da sosyal alanda, yani bunların yani birbiriyle etkileşimin olduğunu biliyoruz aslında bir tepkiden. Fakat çok dilli çocuklarda bunlar çok araştırılmamıştı. Yani çok dilli çocuklarında örneğin okula başladıklarında ya da okul öncesi kuruluma başladıklarında dillerinin kısıtlı olduğunu düşünürsek, bu da aslında dilin kısıtlı olduğu başka bir bağlam oluyor. Yani bu bağlamdaki çocuklar da acaba davranış problemini daha mı fazlası gösteriyor? Yani bu yüzden aslında ilginç bir konuydu ve bilinmeyen bir şeydi. Klinik araştırmalarda görüyorduk. Çok dilli çocuklar bazen daha fazla davranış problemleri sergiliyordu. Ama bazı normal gelişim araştırmalarında da şunu görüyorduk. Çok dilli çocuklar, tek dilli büyüyen çocuklara nazaran bazı konularda daha iyi sosyal becerilere sahipti. Örneğin daha iyi empati kurabildiklerini gösteren araştırmalar vardı. Ya da daha yardımsever olduklarını gösteriyordu. Ya da genel anlamda bir takım bazı avantajları oldukları tespit edilmişti. Fakat herhalde bu dediğiniz sosyal gelişime pozitif etki yapması çok dilliğin, tahminim işte bugünkü dille diğeri olan, başkası olan kişiyle daha çok muhatap olması, hatta kendisini de onun içinde görmesinden dolayı farklılığa daha bir açık hale geliyor herhalde. Kesinlikle. Çok önemli aslında bir noktaya parmak bastınız. Karşıdaki insanları daha kolay anlayabildiklerini görüyoruz. Evet, çünkü çok farklı ortam ve farklı insanlarla daha fazla iletişime giriyorlar. Dolayısıyla kendisi daha başka olmuş zaten. Evet, aynen öyle. Fakat işte bu çalışmalar aslında hep böyle kesitsel çalışmalardı. Bunlar uzun soluklu yapılmış araştırmalar yoktu. Biz de, ben de bu konulara baktım. Evet, sosyoduygusal gelişim deyince aslında neden bahsediyoruz? Biraz onu da açmak istiyorum. Yani sosyal gelişim dediğimizde bunlar mesela ortak çalışma becerilerini kapsayabilir. Çocuklar mesela kreş ortamında nasıl oyunlar, oyun
durumunda nasıl ortak bir çalışma sergiliyorlar? Oyun gruplarına nasıl dahil olabiliyorlar? Mesela bu entegrasyon becerileri ya da davranış problemleri sergiliyorlar mı? Ne kadar yardımseverler? Bir çocuk mesela düştüğünde, arkadaşı düştüğünde ona ne kadar yardımcı olmaya çalışıyor vesaire. Oyun kurulduğunda nasıl arkadaşlarıyla nasıl bir şey içerisinde, kurallara uyuyor mu, oyun kurabiliyor mu ya da duygularıyla nasıl başa çıkıyor mesela. Bu da regülasyon becerileri aslında. Sinirli olduğunda, üzgün olduğunda duygularını nasıl kontrol ediyor. Bunlara baktık ve aynı az önce yetkinliğinde bahsettiğim gibi bu değerlerin normalde 40 ile 60 arasında olması gerekiyor. Bu alanlara baktığımızda aslında çocukların değerlerinin yaklaşık 50 civarında seyrettiğini görüyoruz. Bu da aslında onların tek dilli büyüyen çocuklardan bir farkı olmadığını gösteriyor. Ve bunu ilk kez normal araştırmalarda bunu biz göstermiş olduk. Yani bu çocuklar aslında çok dilli çocuklar, tek dilli büyüyen çocuklardan daha problemli değiller. O yüzden bu aslında önemli bir sonuçtu. İkinci aşamada dediğim gibi dil yetkinliğiyle etkileşimine baktık. Yani dedik ki acaba bunlar nasıl bir ilişki içerisinde? Bu tabloda korelasyonları görüyorsunuz. Bu değerde 0 ile 1 arasında olabilen bir değer ve ne kadar yüksek olursa, 1'e ne kadar yakınsa o kadar da güçlü bir ilişki olduğunu aslında ifade eder. Bu yıldızlı olan rakamlarda istatistiksel manada önemli bir, yani tesadüfen oluşan bir ilişki değil de aslında yani istatistiksel manada anlamlı bir fark olduğunu gösteriyor. Yani çözüm, yani bir bir korelasyon olduğunu gösteriyor bize. Evet, evet. Yani çocuğun sosyal gelişimi ne kadar iyiyse Almanca yetkinliği de o kadar yüksek ya da Türkçe yetkinliği de o kadar yüksek olduğu anlamına geliyor aslında bu sınıf. Evet. Bunu tekrar biraz böyle şeye döktüm. Yani daha kolay anlaşılabilsin diye aslında kelimelere dökmeye çalıştım. Yani dil yetkinliği ve sosyo-duygusal yetkinlik arasında pozitif bir ilişki sağladık. Yani böylece dil yetkinliği iyi olan çocuklar öğretmenleri ve aileleri tarafından daha sosyal, daha yardımsever, daha iyi uyum kuran, daha iyi duygu kontrol mekanizmasına sahip olan çocuklar olarak değerlendirilmiş. Ve bu ilişki hem ana dilleri Türkçe hem de ikinci dilleri Almanca ile var. Yani bu bizim sonuçlarımız bunu destekledi. Yani Almancayı da iyi, Türkçeyi de iyi konuşan çocuklar hem daha iyi sosyal becerilere sahip gözüküyor hem de daha az davranış problemleri sergiliyor gibi gösteriyor. Yani bunları destekliyor aslında. Bu açıdan da aslında önemli. Günlük hayatımız için bu sonuçlar ne anlama geliyor? Yani özellikle eğitmenler ve aileleri aslında hedef alıyordu son slide'ın. Şunu gösteriyor bize. Yani çocuklar daha iyi dil kaynaklarına sahip olan çocuklar sosyo-duygusal anlamlarda daha iyi gelişiyor. Bu neden böyle bir şey var? Yani daha zengin dilleri olan, daha kelime bilgileri daha geniş olan çocuklar kendi duygularını mesela daha iyi tanımlayabiliyor. Daha iyi düzenleyebiliyor. Yani sinirli olduğunda, üzgün olduğunda mesela bunlar hakkında daha kolay konuşuyor ve böylece rahatlamaya aslında yol açıyor bu. Ve sosyal alanda insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor. Ve sosyal, yani hem yetişkinlerle hem öğrencilerle ve akranlarıyla aslında daha kolay iletişime girebiliyor. Aynı zamanda işte iyi sosyo-duygusal becerilere sahip çocuklar da diğer çocuklar tarafından mesela daha çok seviliyor, daha kolay onlara yaklaşabiliyor. Ve etkileşimlere dahil oluyor. Yani muhabbetlere, konuşmalara dahil olabiliyor. Ve bu konuşmalar her aslında etkileşim çocuk için dil gelişimini ilerletmek için çok büyük önem arz ediyor. Ne kadar çok konuşuyorsa bir çocuk aslında o kadar da dil gelişimini ilerletme fırsatı oluyor. Yani buradan ailelere aslında tavsiyem şu olabilir. Eğer çocuğunuz bir gelişim alanında problem yaşıyorsa, örneğin konuşma bozuklukları veya işte konuşmada güçlük çekiyor ise, bunun erken yaşlarda buna çözüm aranması gerektiğinin altını çiziyor. Yani eğer çocuğunuz ya da öğretmenleriniz ya da çocuk doktorlarınız vesaire size çocuğunuzun dilinde sorun olduğunu söylüyorsa bunu lütfen görmezden gelmeyin. Erken zamanlarda işte konuşma terapistlerine gidip çocuklarınızın dillerini desteklemeye çalışın ki ileride
sosyal alanda da çocuklar problemli bir hale gelmesinler. Aynı zamanda da özellikle sosyal açıdan çekingen, sessiz, sakin, işte bir köşede oturan çocukları eğitmenler mesela daha fazla oyunlara dahil etmeleri gerekiyor. Onları daha fazla motive etmek gerekiyor aslında oyunlara ve insanların içine dahil olmaları için. Ya da bir çocuk çok agresifse, problemli davranış sergiliyorsa o çocukları çok dışlamanın aslında onların hem güç etkinliğine hem de sosyal gelişim açısından aslında negatif etkiler olabileceğini de göz önünde bulundurmaları gerektiği için bu sonuçlarımız eğitmenler ve aileler için aslında büyük önem arz ediyor. İleride çocuklara yapılacak kullanılabilecek programlar veya işte şekil anaokulu veya kreşlerin programlarını şekillendirmek için önemli sonuçlar sunuyor aslında bunlar. Teşekkürler Behnam Hanım. Evet, böylece de sunumun sonuna gelmiş olduk. İlginiz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Yani bizim diasporamız hakkında şunu herhalde tezden çok rahat çıkarabilirim ben en azından kendi adıma. Ayrımcılık ya da dışlama denilen şey sadece bir politik unsur olarak var olabilecek veya bir kışkırtmayla ortaya çıkabilecek ani bir sonuç. Yoksa toplumsal anlamda, sosyal ilişkiler anlamında çok dilli insanların, bu Türk olsun olmasın hiç önemli değil, hangi ülkede olursa olsun, çok dilli büyüyen, yetişen çocukların toplumun içerisinde herhangi bir sosyal ilişkileri anlamında, sosyopsikolojik anlamda sorunlu olmadığını, gayet uyumlu sonuçlar verdiklerini gösteren bir çalışma olmuş. Kesinlikle. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışmaydı. Tekrardan sağ olun. Ben normalde sona soruları bırakırım. Yalnız bu sefer ara ara girdim sunuma. Kendim ara ara sorular sordum. Ara ara konuştum. Yorumlar ekledim. Dolayısıyla soru kalmadı. Aralarda hepsini iletmiş oldum. Onun dışında sadece son bir soruyla size bir kapatalım programı. Sizce bu anlamda orada STK'lar, Türk STK'ları ya da Türk diasporasının başka örgütlenmeleri, organizasyonları neler yapabilir mevcut durumu koruyabilmek, devam ettirebilmek için? Çünkü anladığım kadarıyla Türk diasporası 4. bugün 3-6 yaş arasındaki jenerasyonda dahi Türkçesini koruyabilmiş bir diaspora. Bu anlamda esasen güzel bir örnek sergilemişiz. Sizce bunun devam ettirilmesi için neler gerekir? Çocukların sosyal hayatta Almanya'da geleceği anlamında hayatlarını uygun bir şekilde, uyumlu bir şekilde geçirebilmeleri için. Yani evet, Türkçenin bir şekilde varlığını hala gösteriyor olması çok güzel bir şey. Fakat bunun kaliteli bir şekilde, yani kaliteli bir Türkçenin aslında sırf işte okul öncesi kurumda kalmaması, ilerleyen yaşlarda da devam etmesi için ailelerin aslında çocukların dil yetkinliğini nasıl destekleyebilir konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bence bütün, yani çevreme baktığımda Türk ailelerinde bazı konularda çok fazla hassasiyet yok. Örneğin çocuklarla kitap okunması gerektiğini, bunu Türkçe olabilir, Almanca olabilir, masal anlatılması, yani çocuklara aslında kaliteli bir dil sunmanın önemi çok fazla bence bilinmiyor. Ama bunu biliyoruz, yani çocuklar genelde işte okul çağına geldiklerinde ya da işte lise çağına geldiklerinde vesaire bazı şeyler için çok geç kalınmış oluyor. Yani aslında siz 3 ile 5 yaş arasında çocuklara bütün eğitim hayatını aslında belirleyebiliyorsunuz. O yüzden lütfen çocuklarınızla kitap okuyun. Çocuklarınızla dillerini geliştirecek faaliyetlerde bulunun. Yani yatmadan önce lütfen bir Türkçe kitap veya bir Almanca kitap alıp çocuklarınızla kaliteli bir, güzel, onların ilgi alanlarına uyabilecek kitaplar okuyun. Ve bunlar konusunda bence STK'lar ve artık neyse hangi araçlarla olur orasını bilemiyorum ama insanlara biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. İnsanların bunu daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani sizin sadece evde
atıyorum yemek yerken konuşulan kelimeler değil de aslında başka alanlarından da kelimeler veya işte bir materyal sunmanız için başka şeylere de ihtiyacınız var. İşte bunlar kitap aracılığıyla olabilir, oyunlarla olabilir, işte ya da masallarla olabilir. O yüzden hem Türkçe'de hem Almanca'da lütfen bunlara dikkat edelim. Çocuklarımıza kaliteli Türklere konuşma ve duyma olanakları sağlayalım aslında kaliteli bir dil. O yüzden bu konuda bilinçlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Wittgenstein belki biliyorsunuzdur, bir Alman dil filozofu, Alman kökenli bir filozof, Yahudi asıllı aslında. Hitler dönemiyle birlikte artık Almanya'dan ayrılıyor. Wittgenstein'ın bahsettiği bir durum var. Wittgenstein der ki, bir dili tahayyül etmek, düşünmek bir hayat biçimini düşünmek demektir. Belki orada hem Türkçe anlamında hem Almanca anlamında o dilin gerekli yeterliliklerini kavrayabilmek, benimseyebilmek ve devam ettirebilmek adına belki de bir yaşam alanı olarak Almanya'yı benimsemiş olmanın da getireceği faydalar vardır. Belki hayat biçimi olarak onu devam ettirmek zorunda değilsiniz. Bir Alman gibi yaşamak zorunda değilsinizdir ama bulunduğunuz yerde yaşam alanınızı benimsemenin buna bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yani bunu aslında araştırmalar da gösteriyor. Yani çok dillilik aslında bir kazanım değil. İlk yıllarda aslında böyle çocukların gelişimini sanki negatif etkiliyormuş gibi bir trend vardı aslında çok dillilik araştırmalarında. Ama şimdi görüyoruz ki çok dilli çocuklar, yani iki dili de aktif şekilde kullanabilen çocuklar bilişsel anlamda öbür akranlarına nazaran bazı şeyleri daha iyi beceriyorlar. Çünkü düşünürseniz çocuk yani iki dili de devamlı aslında beyninde aktif tutuyor ve Türkçe konuşurken Almanca dilini devamlı da baskılamak zorunda kalıyor. Bundan dolayı çocuğun beyni çok daha fazla ve farklı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bu da başka alanlarda, başka bilişsel anlamlarda onlara aslında destek sağlıyor. Üçüncü dil edinimi mesela. Yani İngilizce öğreniyorsa bu çocuk daha kolay üçüncü dil edinimini kolaylaştırıyor mesela. Bir de şöyle bir hipotez var. Yani çok dilli insanların İlerleyen yaşlarda çok daha geç değil ve belirgin bir şekilde daha geç Alzheimer'a mesela yakalandığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok dillilik ve biraz da bize de gördük. Sosyal gelişim açısından da çok dillilik aslında bir avantaj. O yüzden bunu iyi kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki dili de sürdürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Almanya'daki politikalarda umarım ilerleyen yıllarda bu yönde doğru ilerler veya Avrupa'da diyelim. Ama en azından çok bilimsel araştırmalarda bunun daha çok önemini altı çiziliyor, gitgide daha fazla çiziliyor aslında. Beyhan Hanım, teşekkür ederiz. Sunumunuz, anlattıklarınız, çalışmalarınız, bilgileriniz için teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Ekleyeceğiniz bir şeyler yoksa programı burada kapatayım. Hayır, sanırım çok konuştum zaten, o yüzden. Yok, gayet en güzel. Teşekkür ederiz. En önemli şeyleri söylediğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrardan. İzleyenlere de teşekkür ederiz. Takipçilerimize teşekkür ederiz. Herkese hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.